Bu benim üvey kızım abi. Anası geçen sene öldü. İki bunlar, üç de bende. Hepsi aç. Bu yaramaz da kaçmış. Değil mi Emine? Gel hadi bakayım. Gel, gel, gel güzel. Emineciğim, bak kardeşlerinin yanına gideceksin. Kız gel. Kız hadi. Nazlı abla. İyi. Sabah görüşürüz. İleri geri konuşma, gebertirim. Anne, küçük kız daha kalacak mı ablamlarda? He dede, nüfusuna kaydetsin kızı. Ya Feride, acımışlar işte kıza. Kahraman, merhametten maraz doğar anam. Allah aşkına, dadı ya da acımadılar mı? Neler geldi başımıza? Sabah azar, akşam azar. Yeter artık, ben dayanamıyorum. Kötü niyetinden değil Ruşen. Onun da nazı sağa geçiyor. Ya geçmezsin ya. Yeter tamam geçmezsin. Şamar oğlanına döndürdü beni Nazire. Oğlum bırak bu artist işleri. Bırakayım da ne yapayım oğlum? Bana bak. Almanya'ya gideli ne kadar oldu? Evim, barkım, arabam. İstanbul'da 3 tane dükkan. Hay maşallah. Almanya'da fabrika mı kurdun? Yok ya. İşçi götürüyorum. Bindiriyorum uçağa. Adam başı 2000 avro. Kaç? Vallahi paraya para demiyorum Muharrem. Salih Taşar, al bakalım kızını. Sağ ol komiser abi. Emine hadi. Emineciğim hadi canım. Emine bak alacağım. Nazlı abla. Canım bak. Emineciğim. Bir tane. Biz yine görüşeceğiz. Biz Ege'yle seni görmeye geleceğiz, tamam mı tatlım benim? Güzel kızım benim. Almanya'ya işçi gönderilir. Hayda, bu ne ya? Bir de bu çıktı başımıza. Bu ne Kadir? Vallahi bilmeyeyim baba. Gaziantep'te dolandırıcılık işi kalmadı, sıra ecnebi memleketlere geldi. Kadir, anan Rabia'ya söylesin. Eğer beni boşarsa başımı alıp Almanya'ya gideyim. Hiç Rabia'yı bekleme. Uğurlar ola. Rüşen, sen de bak yine la. Ha? Hadi işinin başına. Allah Allah, çalışacağına ayran koy hadi. Şeytan değil, çek git. Kadir, sen de. Haydi, haydi. Kredi kartı. Kredi kartı. Nerede? Haydi kadın bekle. Kart her zamanki bu tarafta. Anam. Kadın bekle. Kredi kartı. Bekleteyim affedersiniz. Gitti. Adım attı. Vallahi. Numarayı vereyim. 2000 avro ya. Vize, pasaport. Efendime söyleyeyim. Yani ne lazımsa her şey hazır. İşte buluyun. Herkese değil. Arkadaşlara. Kaç para kazanıyor ki bu işten? Vallahi işine bağlı. Vasatı 6-7 milyar. Ne? Sen ne diyeyim oğlum? Daha çok kazanan da var. Ya bak Nihat, 3 senede holding sahibi gibi oldu. Siz kimin için soruyorsunuz? Kim olacak kendimize? Nasıl ya? Yok Muharrem. Babamın azarı çekilecek çile değil. He onu bileyim de. Ya oğlum hiç kuruşa talim edik. Çoluğumun çocuğumun önünde rezil kepaze oldum be kardeşim. Ben insanlığımdan çıktım Muharrem. Ya Rüşen sen tamam da Kadir'in bebek ne olacak? Ay seninle konuşacağım. Ben düzeni kurduktan sonra o da gelir. He? Eşek olduktan sonra semer vuran çok. Biz ekmeğimizi her yerden çıkarırız kardeş. He çıkarırız. Ya düşündüm de bir iyilik etmişsin şu işi tam yap. Bana bir arka çıkıver be abi. Emine nasıl iyi mi? O da ağlıyor kerata. Nazlı ablam beni bıraktı diyor. Para vereceklerdi, vermediler diyor. Buna Emine mi diyor? He. Bir söz vermişsiniz galiba. Kardeşim bak çocuğu bulaştırma. Ne istiyorsan kendin söyle. Abi maksat çocukların hayatı kurtulsun. 5-10 milyar işimizi görür. Ne istiyor Nego? Ne istiyor? Bak Salih, çocukların defterini kitabını alırım. Kılık kıyafet masrafını karşılarım ama para vermem. Kılık kıyafet mi yiyeceğiz abi? Şunun şurasında istediğin 5-10 milyar. Emine'yi görmek istiyorsan bastırıp vereceksin. Bir dakika, sen bana şantaj mı yapıyorsun? Nego. Abi, ben parayı çocuklar için istiyorum. Madem çocuklar bu kadar umrunda, niye sokakta çalıştırıyorsun o zaman çocukları? Bak kıza çarptın, ses çıkarmadık. Bana sesini yükseltme. İstersen ortalığı ayağa kaldırırım. Ne istersen yap, para mara yok. Sen bilirsin.
Yok, ben çoluk çocuk sefil olamam. Aşk bekleyin. Yerimizi yurdumuzu yapayım, eyle gel. Ya ben artık bu azaba dayanamayayım deyim kızım. Sübyan kimin? Günde 5 vakit zılgıt. Çoğusu dükkana gitti. Al bunlar kaldı. Nazire. Anca beraber, anca beraber Ruşen. Bebeği doğurdum, kimin oradayım? Ha, bebeğimiz Almanya'da büyüyecek. Biz Avrupalı olamadık, olacak. İnşallah. İnşallah. Bak Kadir, orada insanın elinden tutuyorlar. Yetenek desen orada, sanata saygı orada. Bak, Türk kızları Alman popstarlarında ne dereceler alıyor. Kayser. Ya ne var? Ben de söylerim türkümü. Hem orada öyle şeylere laf etmiyorlar ki. Ya sen şimdi bırak şarkıyı, türküyü hedeyim mi onu söyle. Ya ben hededim gitti. Al kardeşim, 4000 aldım. Top sende Muharrem, hadi. Abi size bir faydam olduysa ne mutlu bana. Ne zaman geldik? Hemen. Birkaç güne kalmaz, her şey hazır. Bize? Ya sen onu bize bırak. Sağ olsun, Nihat'la halledecek. Onun az bir ücreti vardı ya. Neyse canım, siz benim kardeşim sayılırsınız. Vallahi sağ olasın Muharrem. Hayatımızı kurtardın ha. Ya günahını almışık Muharrem. Kusurumuza bakma. Olsun abi, olur böyle şeyler. Şimdi sırada akıl almaz bir insanlık dramı var. 6 yaşındaki Emine, İstanbul'un göbeğinde bir araç tarafından yaralandı. Aracın sahibi olayı örtbas etmek için Emine'yi evine götürdü. Durumu ailesinden sakladı. Acılı baba kızını ancak günler sonra buldu. Araç sahibi şimdi şikayetçi olmak isteyen babayı tehdit ediyor. Alo, Emine, Nazlı. Gördün mü rezaleti kızım? Ben sana demedim mi? Ben sana demedim mi? Bak, bak. Susturmak için mont aldılar. Kimse anne, ben arayayım seni sonra? Tamam, merak etme. Aileme zarar verirler. Görüyor. Kız konuşamıyor Yıldız Hanım. Allah. Bu ahlaksızlar kızımı mahvetti. Evet oğlum, Emine abla. Ağlama kızım. Ne yapayım, gözünü seveyim, aç kapıyı. Önünde diz çökeyim, yalvarayım Rabia Hanım. Aha şu gök yarılsa, iki cihan bir araya geçse, sana karılık etmeyeceğim. Git buradan, git! Hiç boşuna tasalanma babacığım, yakında kurtulayım biz de. Sen ne diyorsun oğlum? Biz geldik ana. Ne demek geldik? Nereye oğlum? Almanya. Nereye? Muharrem'e parayı yatırdım ben. İş güç de hazır. Biz Almanya'ya taşındık, değil mi? Bebeğin olacak. Bir başına bırakıp da nereye gittin? Doğurunca biz de gelecek ana. Yahu siz aklınızı mı kaçırdınız? Oturun oturduğunuz yerde. Otur deyince otur, kalk deyince kalk. Bıktık artık baba. Namusumuzdan çalışacak ya. Evimiz barkımız kenarda 3 kuruş paramız olacak. Ne yani, burada aç mı yaşıyorsunuz? İşte ama tohta delik. Lan kör! Gel lan baba. Ulaşın ya ben senin. Baba yüzünü seveyim ben, geç. Sen? Nerede para? Yok, satamadım. Ne demek satamadım? Ne yaptın lan bütün gün sokakta? Otel mi lan burası? Ne sanıyorsun sen kendini? Çıkar şu üstündekini. Çıkar. Senin o zengin abin var ya, kuruş koklatmıyor, ne haber? Ama benim alnımda enayi yazmıyor. Sana ne dersem onu yapacaksın, tamam mı? Tamam. Ben de salihsem eşek gibi verecekler parayı. Usta yetiş. Ne oldu oğlum? Gene usta intihar etmiş. Dur bakalım. Celal usta. Celal usta. Usta ne yaptı? Usta beni duyuyor mu? Aç gözlerini usta, beni duyuyor mu usta? Ustanın durumu çok iyi. Bir kutu vitamin apı yutmuş. Gerekli tedaviyi uygulayıp midesini yıkadık. Ölmeyeceğim mi doktor bey? Yok Celal Bey. Çok şükür kurtuldunuz. Peki herhangi bir arız kalır mı doktor bey? Vallahi olsa olsa vitamin fazlalığı olur. Emine?
Emineciğim. Emineciğim ne oldu güzelim sana? Ah benim kızım. Tamam. Yanıyor Niko. Ateş düşürücü aldık mı? Aldık ama ne işe yarayacak ki? Şuraya baksana. Ya buz gibi soba yanmıyor. Çocuk yerde yatıyor. Hadi Emine gidiyoruz. Ölüyüm doktor bey. Ölüyüm yetişin. Celayir bey. Celayir bey iyi misin? Ölüyüm. Anam doktor. Doktor yok mu? Celayir bey. Gözünü seveyim dayan. Kurtarın beni. Celayir bey bak affettim. Eve de alacağım. Ne istersen yapacağım. Sahi mi değil Rabia? Sahi ya. Ses mi? Celayir bey. Rabia. Celayir bey. Rabia. Allah seni ne etmesin. Allah seni ne etmesin. Canım. Emineciğim. Bize anlattıklarını polis amcaya da anlatır mısın bir tane? Emine dövüyor mu? Dövüyor. Niye dövüyor Emine? Parayı getirmediğim zaman. Parayı nereden buluyorsun? Mendil satıyorum. Emineciğim peki diğer çocuklar, abilerin, ablaların ne yapıyorlar? Büyükler hırsızlık yapıyor. Evde 5 çocuk var komiser bey. Adam küçüklere mendil sattırıyor, büyükleri hırsızlığa yolluyor. Anladım. Evin adresini biliyor musunuz? Tabii. Ekipleri yollayın. Sevgili seyirciler, birkaç gündür iş adamı Niko Angelopoulos ve Nazlı Angelopoulos'a yönelik devam eden suçlamalar bugün nihayet netlik kazandı. Çiftin ihbarını değerlendiren emniyet ekipleri, küçük Emine'nin babası Salih Taşar'ın evine baskın yaptı. Evet, evraklarınızı inceledim. Emine'nin ifadesi ve psikoloğun görüşü tamam. Emine'nin koruyucu ailesi olmak istiyormuşsunuz. Evet. Emine'yi sosyal hizmetlerin tayin ettiği yurtlardan birine yerleştireceğiz. Ama hayatı boyunca eğitimi ve her türlü masrafı sizin tarafınızdan karşılanacak. Hafta sonları da sizinle geçirecek. Emine bizim kızımız olacak. Ben hemen geldim baba. Tamam oğlum, tamam. Git bakalım. Almanya sizi bekliyor. Ya iş güç, ev bak burada. Yediği önünde, yemediği ardında. Daha ne isteyeyim bu çocuklar? Ne bileyim Ökeş. Ökeş, hatırlayın değil mi şu Ruşen'i? Bacak kader çocuktu. Kimi kimsesi yok, evi barkı yok. Evimi aldım, iş güç sahibi yaptım. Kızımı verdim, kızımı. Daha ötesi var mı? Ama ona sorarsan benden kötüsü yok. Ben de ona kahırlanayım kahraman. Bu benim bir tanecik oğlum. Daha gazil deyinceye kadar başlığı kavgaya. Ne desem yaranamayayım. Ya Ökeş, biz bunun binde birini babalarımıza yaptık mı? Nerede? Ama dur bakalım. Bu üçkağıtçı Muharrem'in ipiyle uyuya inilmez. Böğün yarın derken kaynatır bu işi. Kaynatır mı deyin? Muharrem bu kaynatır. Sen ne diyeyim Muharrem? Ya kazanız mübarek olsun. Kağıtlarınız çıtı diyeyim. Yarın sabah yolcusunuz. Nasıl ya? Sağ olsun Nihat tanıdık manıdık halletti. Torpil torpil. Yaptık bir iş tam yapak dedik. E vize? Hepsi hazır. Yetmeden teslim edecek. Yarın sabah 9'da dükkanın önünden minibüs kalkıyor. Artık bavulunuzu, denginizi hazır edin. Kısmetse önce İstanbul sonra Münih. Akşama Almanya'dasınız. Ne oluyor ya? Ya bekleydik de bu kadar çabuk beklemeydik. Vaz mı geçtiniz? Yok. Ne vazgeçmezsin Muharrem? Allah razı olsun kardeşim. Ha sağ ol. Kadir. Geldik ha. Geldik Rüşen abi. Yalnız Nihat alan vergisi değil. Bunu şimdi yatır atla yarına iş kalmasın. Neydi abi? 70 milyondan. 150 verseniz yeter. Ha, deyin de hazırda yok mu ara? Dur bende var, bende var dur.
100. Şöyle 150. Sağ ol. Lan Muharrem. İnşallah bir günde bizim sahirimiz dokunur kardeşim. Özleyecek. Bu elini hiç unutmayacak Muharrem. Artık Almanya'dan kart atarsınız ha. Şerefsiz. Atarık lan atarık. Bekle Almanya geldik. Sağ olasın kardeşim. Sağ ol Nihat. Hadi babam bekle. Hadi hadi. Hadi babam bekle. Hadi, hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun hadi. Hadi. Ruşen ağzın kulaklarında. Nasıl, var mı bir haber? Var baba. Kağıtlar hazırmış, yarın geldik. Yarın mı? Ne kadar çabuk ya. Ha biz de öyle dedik Hamide ama Muharrem halletmiş. Allah ondan razı olsun. Ciddi ciddi gelirsiniz ha. Ha geldik. Ya oğlum daha dün bir, bugün iki. Yangından mal kaçırır gibi. Nereye Ruşen? Ya mecbur Gözel dedim. İşte Almanya bu bizim gelişimizi bekleyecek hali yok ya. Hadi hayırlısı. Ben dükkandayım baba. Ya oğlum bırak dükkanı mükkanı. Eve git ananın elini öpçe helallaş. Az daha kalır giderim. Ben de kalayım baba. Ruşen, Nazire'nin haberi var mı? Şimdi vereceğim. Haydi herkes işinin başına. Artık bizim de kızımız. Gözünüz arkada kalmasın. Sağ olun. Emineciğim aramak istediğin zaman müdür babaya söyle. O sana yardım edecek. Zaten hafta sonu beraberiz Emineciğim. Bak burada bir sürü çocuk var. Merak etmeyin. Bir haftaya kadar bütün çocuklarla arkadaş olur. Emine, Nazlı ablaya güle güle diyelim mi? Bu işi ne kadar uzatırsak o kadar zor olur. Müdür baba haklı. Emineciğim, bak birkaç gün sonra beraberiz tamam mı? Hafta sonu ne yapalım? Luna Park'a gidelim mi? Gidelim. Ege Bey, siz bu işe ne diyorsunuz? Gidelim mi? Gidelim. Tamam, o zaman sonra da sinemaya gideriz. Çok güzel bir film izleriz, olur mu? Hadi öp bakalım. Hadi Emineciğim. Emineciğim, birkaç gün sonra beraberiz, tamam mı? Üç gün Emine, göz açıp kapayıncaya kadar geçecek. Ben zaten her gün arayacağım seni, tamam mı? Hadi bakalım, hazır mıyız? Hı. Hazırız. Nazlı. Nazlı. Tamam. Sağ olun müdür bey. İyi günler. İyi günler. Nazlı.
Böyle yaparsan hiç ayrılamayacağız ha. Ya Niko baksana. Hayatım birkaç gün sonra beraberiz. Ya biraz sabır, bak böyle Emine'yi de üzüyorsun. Nazlı, şş. Tamam. Haklısın, gidelim. Alo. Niko. Ben Ruşen. Nasılsın? Oo, bacanak iyidir. Senden ne haber? Eyik, eyik. Gitmeden bir helallaşak de yarın. Bacanak nereye ya? Almanya'ya geldik Niko. Nazire ses etmedi mi? Yo, fuara falan mı? Ne fuarı be oğlum? Almanya'ya geldik oğlum, temelli çalışmaya. Enişte nasıl? Nazlı, sen de mi oradasın? Almancı oluyor kızım. Ablam? O da geliyor. Birkaç aya kadar aldıracağım yanıma inşallah. Ya bacanak, ne işiniz var Almanya'da? İşçi olacak be oğlum. Ama kısmet. Bakarsın işler iyi gider, kendi işimizin patronu oluruz. Değil mi Niko? Bak bacak, bir şey istiysen söyle, çekinme. Ne bileyim, kıyafettir, çikolatadır, elektriniktir. Ya enişte gerçekten gidiyor musunuz? Nazlı, sen de. Çocuklara vitamin falan istiysen söyle. Öyle pahalı mal diye çekinmek yok, duymuyum ha. Ruşen abi. Bacak, senin hakkını ödeyemem oğlum ben. Bana az kardeşlik etmedin. Ruşen, hadi çabuk. Ha bacanak, hadi soranlara selamet, çoluk çocuğu öp benim için, hadi cümlete hayırlı günler. Enişte bir dakika. Niko dalga mı geçiyor bizimle? Vallahi Nazlı, ben de anlamadım ki. Allah Allah. Telefonum dur. Nazire, anam bir hafta sonra geçse Almanya ne olur yani, Almanya kaçayım mı? Ana yarın gideceksin deyler, yarın geldi. Ruşen'in keyfine kalmadı ya. Ben hiç böyle bir şey duymadım ha. İpte gömlekleri vardı Nazır abla, ben hemen ütüleyim. Saldı ne? Ver ben babayı. Ya açtım. Ver tamam. Alo. Ha Nazlı, sen misin? Yok, kafayı yemedi, doğru söyleyeyim. Bak ver be. He, gidecek. Biz de Avrupalı olacak artık. Ablacığım, oralarda sefil olacaksınız. Yok kızım, ne sefili, bilakis kıymatımız bilinecek. Ver. Söyle Nazlı, söyle de ki, vallahi öyleyik üzüntüden ha. Ya anne, nereden çıktı bu iş? Benim niye haberim yok? Anam, bunlar şaşırmışlar. Daha dün Almanya'daydılar, bugün gidiyorlar. Ne demek gidiyorlar? Çoluk çocuk Almanya'ya mı taşınacaklar? Ah Nazlı, öyleydim de ben bugünleri görmeyeydim kızım. Bak sadeyim, ben de çok uzun yaşamam. Büyük de artık sizin hasretinizden ölür giderim. Ana. Ay anne. Anneciğim, niye öyle konuşuyorsun? Bak sana bir şey olursa ben de ölürüm. Nasıl, tamam. Ay üzülme Nazlım. Bak ablan üzülüyor mu? Taş gibi duruyor. Ya ana, insaf, o da İstanbul'da yaşıyor. Ah Nazlım, ah hakikatli kızım benim. Ah anasını düşünür. Anasını. Aman. Haydi. Haydi güzel kızım. Sana iyi günler. Hoşçakal. Çekilsin. Döneceğim. Bak ne olucu deyin, ne olucu ana deyin, ne olucu. Kuş gibi kalır. Bir başıma. Ana. Ne o öyle? Marifet kimin? Bir de millete ilan edin Ruşen. Saklayayım mı baba? Nazlıgil bilmeyecek mi? Neydi o galantar edalar? Çikolata, kıyafet, ne lazımsa yollayak. Yalan mı diyeyim baba? Her şey neyse orada yok mu? Evet. Baklava var mı orada? Yok. Daha ne? Gelin. Almanya'da başınıza kuş konduracaklar, kuş. Ya, tamam kahraman. Var mı üstüne? Baba ben bugün erken çıkabilir miyim? Aman çık. Baba fıstık koy. Ben de bineceğim dayı, ben de. Binersiniz Mihriban. Ben de bineceğim. Allah aşkına kaldır şunu, Allah aşkına Mustafa Can. Babanın morali bozulur. Tamam. Dünya.
bol çamaşır koy, kokmasın çocuk. Ya neden kokacağım ki ben? Mahine yok mu orada Feride abla? Ya bir düzen kurana kadar yıkar yıkayamaz. Yabancı yer. He doğru deyin ana. Ben de ütüyle termos da koydum. Onu ne ara aldın kız? Televizyondan. Yasemin çayı da hadi. Vallahi. Ruşen, çayları biz siz mi içeceksin? Ya ne hal öyle deyin Nazire? Bir iki aya kadar aldıracağım yanıma sizi. Öyle dedi artık iyice yüreğime indirsen benim Ruş. Anne. Ne oldu? Ayıp mı? Alışamadım. Alışamadım. Mustafa'cığım. Kaldır demeyeyim mi oğlum? Oğlum ne? Baba sinirlenici demeyeyim mi? Deli etti kız artık adamı bir. Kaldır lan. Kaldır. Sen de çabuk hazırla. Bavulun ne hazırlayacaksın onlar? Horoz ise tüneyinden avazı çıktığı kadar ürü diye bağırıyordu. Kazlar kaygılandılar. Horoz saati şaşırmış, horoz saati şaşırmış. Güneş çoktan doğdu diye söylendiler. Ondan sonra... Hadi bakalım, benim kızımın uyku vakti geldi. Babası, abisi... Oy, kızımın yatma vakti mi gelmiş? İyi geceler. İyi geceler. Natalia, adanın ateşi mi var biraz? Bir de sen baksana. Yok Nazlı Hanım. Bana biraz sıcak geldi. Az bir şey. Yatırayım mı hemen? Ha, ben gece kontrol ederim. Tamam. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Niko. Hı? Emine'yi arayalım mı? Nazlı. Merak ediyorum Niko. Aa, Emine arıyor. Aa. Emine arıyor. Alo. İyi akşamlar Bay Niko. Rahatsız ediyorum sizi. Buyurun müdür bey. Şeyi soracaktım. Emine ile bu akşam konuştunuz mu? Yok, ne oldu ki? Yemekten sonra yatakhaneye çıkacağını söylemiş. Ondan sonra da gören yok. Nasıl yok? Ne olmuş Niko? Yurdun her yerine baktık. Ha, siz şu anda nerede olduğunu bilmiyorsunuz yani. Ne? Bay Niko, her yeri aradık ama merak etmeyin. Polisin de haberi var. Biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Eğer bu arada da sizi ararsa... Tamam, ararsa biz size haber veririz. Ne olmuş ya? Emine kayıp. Ne demek kayıp? Ya yok işte, Nazlı kaybolmuş. Ya Niko, dalga mı geçiyorsun? Ne demek kayıp? Ya biri kaçırdıysa? Nazlı kim kaçıracak? Babası hapiste. Ya ne bileyim Niko, çete bunlar. Başka biri kaçırmıştır çocuğu. Hadi yürü. Nereye? Bilmiyorum Nazlı, evine falan bakacağız işte, yürü. Natali. Ege. Efendim Nazlı. Oğlum, anneyle baba gidip gelecek, tamam mı oğlum? Tamam. Natali, biz çıkıyoruz. Tamam Nazlı. Geçen kış ölmüştüm. Oralar soğuk olur, üşürsün. Tamam ana koy. Bavulun altına da acık baklava koydum. Ya baklavayı ne yapacağım ana? Yersin oğlum. Oralarda aç acına. Ya ana. Ne yiyip ne içeceksin kim bilirse. Kadir bak. İhli bedi. Seni seveyim demek. Ya nasıl burası? Ya ana acı topla kendini. Dünyanın sonu değil ya. Özlediğiniz matlar gelirsiniz. He tabi. Önce ben sonra siz. Ya tamam ağlama ya tamam. Tamam. Of Niko, suç bizde, yalnız bırakmayacaktık. Nereden bilecektik Nazlı? Yanımızda kalabilirdi. Nazlı kalamazdı. Kanun denen bir şey var, tamam mı? Emine'yi vermek zorundaydık. Al işte verdik, ne oldu? Nazlı. Tamam, affedersin. Thank you.
sağa sola dönsene. Birine mi bakmıştınız? Evet. Emine'yi tanıyor musunuz? Salih Bey'in üvey kızı. Burada oturuyorlardı galiba. Küçük kız. Evet. Onlar gitti kızım. Polis gelip götürdü. Ya Emine yurttan kaçmış da. Acaba buralara gelmiş olabilir mi? Yok, olsa duyardık. Peki sağ olun, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nazlı, biz yine de bir eve bakalım. Nereye arıyorsun? Alo müdür bey, ben Nazlı Angelopoulos. Emine'den haber var mı? Maalesef Nazlı Hanım. Bütün yurt aylarında polisle irtibat halindeyiz. Biz de evine baktık. Hayır, komşular bir şey bilmiyor. Tamam, sağ ol. İyi akşamlar. Ankara'ya gittiği zamanı hatırlayın mı kahraman? Hatırlayın Feride. Zeba kadar ağlamıştım. Benden sana söylemeydim ama akşam eve gelip Nazlı'yı görmeyince burnumu direğe bir sızladı, bir sızladı ki. Öyle. Biz çocuklarımızla mutlu olduk kahraman. Onlarla ağladık, onlarla eğlendik, güldük. Dışarıda ne var ne yok hiç merak bile etmedik. Ama bak Nazlı, okul dedi, koca dedi, çekti gitti. Nazire de geldi. Yarın bir gün Mustafa Can da tutturucu, evleneceğim, barklanacağım diye o da gidecek. Artık bayramdan bayrama 40 yılda bir yüzlerini görürsek öp başına koy. Yok artık o kadar da değer Feride. Arama. Biz bir yerde hata mı ettik ha? Bunlar neyen kaç? Neyen hata yaptık Feride? Biz anamızdan babamızdan ne gördüysek öyle davrandık, öyle yaptık. Neyen geldiler? Neyen geldiler ki? Çıkıyorum. Tamam.
Nazlı. Emineciğim. Merhaba. Emine, neredesin sen? Neredesin sen benim yaramazım? Çok merak ettik seni. Yurttan aradılar. Müdür baba da çok merak etmiş. Seni çok özledim. Of, benim güzel kızım. Ben de seni çok özledim. Ben gideyim müdüre haber vereyim. Ama bak, bir daha haber vermeden bir yere gitmek yok, tamam mı? Tamam. Söz mü? Söz. Ege. Ya Natalie, niye haber vermedin? Şimdi geldi. Tam size haber verecektim, geldiniz. Kınalı kuzum, güzel yavrum benim. Yakında kavuşacak değil mi İrman? Hadi bakalım. Akşam senin için dolma sardıydım acık. Yolda yersin. Ya tamam Nazire. Tez vakti aldıracağım Siyan'ıma. Hanım artık. Bileyim ama gene de. Lan ağlama, ben de kötü oğlum ha. Sen hakkını ödeyemem anacığım. Hayır, sen nereden çıktı bu ağlama, ne yaşıyor? Hadi, hadi. Ha. Oraya gidince bizi unutmasın değil mi işte? İlk maaşımı alayım, hediyen hazır, tamam mı? Hadi bak. Aslan işte. Uslu, tamam. İyi yolculuklar Ruşen abi. Hadi bak. Hakkını helal et Anaş. Helal olsun Ruşen. Seni kaçıranlar tatsın. Yavrum. Sen ne diyorsun Rabia Hanım? Sen bir şey mi diyorsun Rabia Hanım? Tamam kahraman. Tamam güzel dedim, tamam. Zaten bu son. Bundan böyle kavga gürültü olmayacak. Çünkü ben geleyim. Ruşen. Ruşen baban de ki sen de yani yeter ki kal, biz her gün kavgaya razı de. Hadi cümleten hakkınızı helal edin. Helal olsun Ruşen. Helal olsun. Hadi bakalım. Hadi. Varır varmaz ara. Tamam Nazrem, tamam. Sukinin gel, Sukinin gel. Hadi ben hazırım baba. Ben sensiz ne yapacağım buralarda? Ya akşam konuştuk ya ana. Atlayıp geleceğim. Önce ben geleyim de. Aç kalma, zaten zayıfsın. Ana. Oralarda yemek yapan da olmazsa. Ana ben gideceğim diyeyim ya. Aç bir ilaç kalacaksın oralarda. Ne yapalım? Kendi düşen ağlamaz. Hadi heriye. Gider gitmez ara. Ha. Merak da koma bizi. Tamam ana. Beni hemen aldıracaksın değil mi kadın? Buralarda bırakmayacaksın. Sen merak etme. Hadi bakalım Kadir. Korkuttun bizi Emine. Biz konuştuk. Bir daha gelmek istediğinde haber verecek değil mi Emine? Evet. Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi bakalım o zaman. Hadi bakalım Ege'cim, öp Emine ablayı. Anas mı aldı Ege? Güle güle. İyi günler Nazlı Hanım. İyi günler. İyi günler. İki gün sonra birlikteyiz zaten Emineciğim. Anam sağ emanet usta. Merak etme oğlum. Kadir bizi merakta koma ha. Mektup falan yaz, tamam mı? Hadi Allah'a emanet ol. Helal. Hakkını helal et. Sen hakkını ödeyemem güzel dedem.
Oralarda sefil olma oğlum ha. Baktın yapamayın, hiç müdahale etme. Hemen dön vatanına. Tamam dedi. Haydin Hamid. Ona ne sıksı kara. Kendine iyi bak. Tamam döne baba. Eyvah. Hakkın helal et. Ne dediniz ya? Helal olsun. Ruşen, al bunu. Ayazdır buralar, üşüme. Sağ ol. Ben sana bağırayım çağırayım ama sen benim oğlumsun. Hiçbir gün ayırmadım seni evlatlarımdan. Eller al. Beş dakika sonra minibüs kalkıyor. Hakkınızda şikayet var, çıkarın kimlikleri. Ne oluyor? Konuşma, kimliğini çıkar. Sen misin bu dükkanın sahibi? He, benim. Komiser bey, ne oldu, kanunsuz bir şey mi yaptık? Gözünü seveyim, ne oluyor? Almancı Nihat, sen hala adam olmadın mı? Nihat? Ne yapıyorsunuz burada? Hiç, ne yapacak? Almanya'ya eşi götürecek. Aa bak, kapıda yazı. Muharrem! Ne ya, yalan mı? Çıkalı daha bir ay oldu, yine mi dolandırıcılık yapıyorsun? Ne dolandırıcılığı komiser bey? Bu sahtekarla uçan kapısını göremezsiniz, her sene aynı dümen. Alacak parayı kaçacak. Nasıl? Sen ne diyorsun komiser bey? Kaç yıldır Almanya'da çalışıyor. İstanbul'da 3 tane dükkanı var. Nerede pasaportlar? Burada. Ya bak, hem de vizesi yine. Ha. Ruşen Demir. Bak işte, bu da vizitas. Sahte bunlar. Sahte mi? Ne değil Nihat? Sahte değil. Ulan sus be oğlum. Götürün bunları. Ben susuzum komiser abi. Bizim paramız ne olacak? Karakoldan öğrenirsiniz durumu, hadi. Ya, hadi. Ya komiser bey, ben mahzun. Bir saniye. Var mı bu adama başka para kaptıran? He. Biz varız. Geçmiş olsun kardeşim. Almanya'yı da unutun. Ne? Pasaport, vizeler hepsi sahte. Bu adam sizi dolandırmış. Dolandırmış mı? Yattın lan beni! Sahte gelerim! Öldüreceğim ulan seni! Nasıl ya? Sen ne diyorsun komiser bey? Gidemeyecek mi? Yok. İnşallah paranızı kurtarırsınız. Anneciğim. Sağ ol canım. Ben Ruşen'siz ne yapacağım ana? Kolumuz kanadımız kırıldı Nazlı. Şimdi ablam da gelince artık iyice öksüz gibi kalacak. Ağlama anneciğim ya. Ne yapalım, gidip geleceğiz artık. Nazlı. Adanın sesi mi o, ağlıyor mu? Dünden beri durmuyor, ateşi var. Diş çıkarıydı o. Yok, diş gibi değil annem. Ben de Niko'yu bekliyorum işte, gelsin doktora gideceğiz. Ne doktoru Nazlı? Pamuğa acık rakıyı dök, dişin üstüne koyuver. Ruşen. Bismillahirrahmanirrahim. Ruşen ne oldu? Ben geldim Nazire. Hayırdır enişte? Herif hepimizi dolandırmış. Kim? Muharrem'in arkadaşı hepimizi dolandırmış. Nasıl? Almanya! Ya ne Almanya'sı Nazire? Artık rüyamızda göreceğim. Nazlı! Nazlı, enişten döndü kızım. Ben seni sonra ararım. Ruşen, üstüne başına ne oldu? Herifin foyası çıkınca ağız burun girdik kadınlar.
Ah benim bahtsız oğlum. Ah bu da mı geleceğiydi başına? Ay bu Muharrem'de yatacak yeri yok ha. Vay kadersiz. Getir kolonya getir ikramet enişte. Ah canım. Gelin. Yanmıştır o Muharrem ha. Papa göz getti demek. Girdik girdik ağız burun girdik herif ha. Belli belli. Güzel kızım. Nasıl oldu? Ya aynen bu ateşi düşmüyor. Hadi gidelim. Natali biz doktora gidiyoruz. Tamam Nazlı'nın. Ege'yi merak et. Tamam. Merhaba. Merhaba Mehmet abi. Nasıl sizin? Sağ olasın. İyi günler. Güle güle. Karaman ustam. Ha. Fatura. Ne? Bu ne? Ne oldu kahraman? Feride'nin kartı. 6300 YTL. Kaç kaç kaç? Bir yanlışlık olmasın. Bir sürü abuk sabuk şey yazıyor. Televizyon, melevizyon. Yok yok olacak işte ya. Nerede harcayacak bu kadar parayı? Git de bir sor kahraman. Ha, gideyim bankaya gideyim. Artık karıştırırlar mı? Ne halt ettilerse. 6300 YTL miymiş? Ya çok. Yavrucuğum. Tamam kız. Diş değil. Boğazda biraz kızarıklık var ama bağlamaktan da olabilir. Ne kadar zamandır böyle? Dünden beri ağlıyor. Başka ne olabilir doktor bey? Vallahi çocukluk hastalığı olabilir ama şimdilik bir şey söylemek için erken. Bakalım ateş düşürücüye bugün de devam edelim. Eğer geçmezse ben yarın bir daha göreyim. Tamam. Akşam bir şey olursa beni cepten ararsınız. Tamam sağ olun doktor bey. Sağ olun. Ruşen'im senin en beğendiğin yemekleri hazırladım oğlum. Sağ ol anne. Hadi afiyet olsun. Feride! Bu ne bu? Bu ne? Bilmem ki kahraman. Kredi kartı ekstresi. Dinle. Kondüksiyon bisikleti. 500. El. Walker. Walker. 600. Heh. Bu ne? Bil. Salyangoz gramı. 30. Portakal sıkacağı. Şişme yatak. Heh. İstakoz bankası. İstakoz bıçağı. Bankaya gittim. Rezil oldum sizin yüzünüzden. Rezil oldum. Hani televizyondan çöp alınmayacaktı? Ha? Bana bak. Ha? Ha, hani televizyonda satılanlar 3 kuruştu? 3 kuruş. Al 3 kuruş. 6000 lira. Bak 6000 lira. 6000 lira yazıyor burada. Nasıl yaptın sen bunu ha? 6000 liraymış Allah seni. Baba, anama kızma. Sen sen. Almanya'ya geleyim diye bana bir şeyler aldı. Aferin. Yok yok. Ne çıkıyorsa bırak. Allah. Senin başının altından çıkıyor Ruşen. Baba. Alamaya diye tutturdun. Gedemedin ha. Başın göğerdi mi ha? Bağıra bak. Ya bıktım baba. Bıktım. Sizin saçmalıklarınızdan. Bık. Babacım. Gel. Ruşen. Hep senin yüzünden. Hep senin yüzünden. Tamam baba, tamam. Sen iyi ol, ders önemli. Bakın buraya yazayım. Muharrem'in mutlaka bu işten haberi var. Ne?
Sen kendin duymadın ustam. Adamlara demedi, ne komadı? Bırak oğlum, adam artist. Sen Muharrem'i bilmeyin mi? Ya bunlar çocuk mu kış? Adamın halından anlamadılar mı? Sen travestiyle film çekerken anladın mıydı usta? Ya bizimkiler de gittiler, geldiler, bula bula Muharrem buldular ya. Ne ders olsun her gelelere? Sen gene iyisin usta. Bak Kadir hiçbir yere gitmedi, yamacında duruyor. Biz şurada bir soralım bakalım. Merhaba, biz Memik Bey'e bakmıştık. Dükkanı varmış çarşıda. İyi günler hanımefendi. İyi günler beyefendi. Üstelik eve yeni döndüm, bismillah kudurma. Hanımefendi, Memik Usta'nın dükkanı şu karşıdaki dükkanı. Şu mu? Evet. Sağ olun efendim. Buyurun. Hadi kızlar. Allah Allah. Allah Allah. Vallahi Celal Usta, sen burada böyle oturayım. Memik Usta'mı ziyarete akın akın kadınlar gelir. Namussuz. Memik Efendi'ye bakmıştım. İçeride çalışayım. Çağırayım mı? Sana zahmet olmazsa. Tamam. Beş kuşluk eşeğin üç kuşluk sıpası olurmuş. Muharrem ne ki? Dostu ne olsun baba? Olan çocukları oldu. Onlar da salaklıklarına doymasın. Usta, bir hanım geldi, seni sorayım. Eftalya mı? Yok usta, yenge de. Ne işteymiş? Bilmeyeyim. Buyurun. Memik Bey. Evet. Aşk olsun Memik Bey. Benim ayol. Çıkartamadınız mı? Hani Uludağ'dan. Nurhan Hanım. Ya beklemiyordunuz değil mi? Arkadaşlarla tura çıkmıştık. Durun ayol dedim. Benim Antep'te bir ahbabım var. Gidip kapısını çalıverelim. İyi etmişsiniz. Merhaba. 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 Kahraman. Oğlum. Memnun oldum efendim. Hoş geldin. Elim unlu yalnız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz de Nurhan Hanım'la şeyden danışıyık. Dağdan. Hangi dağdan baba? Hangi dağdan? Uludağ'dan. Ha Uludağ'dan Nurhan Hanım. Ha hatırladım, hatırladım. Pardon mu? Ha. Ne bakıyorsunuz öyle havalı var? Çabuk misafirlere bakla ikram edin. Buyurun. Antep'te kime baklava desek sizi söylüyor. Eşik olmasınlar. Baklavalar da geldi. Buyurun. Buyurun Nurhan Hanım. Teşekkürler. Vallahi Memik Bey biz buralara kadar geldik. Siz de artık bize biraz Antep'i gezdirirsiniz. Ya gezdiririk de benim biraz işim var Nurhan Hanım. Gezdirir, gezdirir. Biz işe bakar baba. Sen de hava almış olursun. Ah, eksik olmayın. Ne demek Nurhan Hanım? Akşama da yemeğe bekleyin. Ay yo yo, rahatsız etmeyelim lütfen. Olur mu Nurhan Hanım, buraya kadar gelmişsiniz. İtiraz istemem. Akşama yemeğe bekleyin. Peki olur. Gideriz değil mi arkadaşlar? Baba. Ne? Gezdireceğim ya hanımları. Hadi kalk hazırlan bak, ununu sil. Önünü çıkar, ceketini giy, bekleyler. Hadi. Ceketimi giyeyim de geleyim. Babam şimdi geliyor. Kaleye çıktınız mı Nurhan Hanım? Çıktım. Yok, hayır. Peki taş kahveyi gördünüz mü? Yok, henüz görmedik. Taş kahvede bir kahve yapıyorlar, böyle içine çikolata atıyorlar. Çok güzel oluyor. Belki Memik Bey götürür bizi. Götürecek, götürecek. Götürecek mi? Herkes böyle mi giyiniyor? Dalga geçme Mustafa Can, gayet güzel müzik yapıyorlar. Müzikleri güzel de suratları bir acayip. Niye beyaza boymuşlar? Gotik bunlar. Kim? Gotik. O ne demek? Burjuva çocuklarına falan benzemiyorlar. Derin çocuklar, felsefeleri var. Sen de acayip acayip laflar etmeye başladın Zehra ha. Of Mustafa Can, sen de hiçbir şeyden anlamıyorsun. Müzik
ya. Ne alem adamsın. Bir türlü iflah olamadım be usta. Ya adamın adı çıkacağına canı çıksın. Ben bir kadına yan baksam hemen laf oluyor. Beni koca bir harbi toplamış, göğsünü gere gere geziyor. Allah Allah. Sen de alemsin be kahramanım. Anam onca eşin arasında eve misafir davet edilsin. Keyfinden mi çağırayım Feride? Görün işte babama. Bu kuyu cadısının derdinden yarın bir gün hasta olacak. Gelsin işte bu kadınla. Moral olsun. Sen bu yaptığının bir adı var ama neyse. Ya Feride! Yavcık araya bile başladı. Kuyu cadısının hasretinden bir yerine bir şey olacak diye korkuyum. Ya ana, ana Ruşen'e bir baksana, kapa da kendini odaya çıkmayın. Tamam canım, tamam çağır. Hadi hayırlı günler. Ece vurmadın mı kapısını? Vurayım ama açmayı, bir de sen konuşsana ana. Anam ben ne konuşacağım? Ya ne bileyim. Ya sabır ya selamet. Onca telaşın arasında bir de misafir çağırıyor ki eve ya. Ya telefonla anlattım ya. Sen de 40 dereden su getireyim Feride. Ana bir de bak eksik koy Ruşen yemeğe gelmey. Nazire çağır gelsin. E gelmeyin baba. Kolay gel, bizim de bütün ayarlarımız yıkıldı. Siz de ne meraklıymışsınız gitmeye. Göz kalemin var mı abla? Aman. Ne dedin göz kalemini? Oğlum ne bu hal, üstün başın dökülüyor. Gotik oldum ben anne. Ney? Misafir gelecek. Git üstünü başını değiştir ha. Değiş! Geldiler. Kapıyı aç sonra değişecek üstünü, tamam mı? Anne. Haydi haydi. Sen altıda kıstın mı pilavı? Kıstım ana kıstım. Bak üstüne kıstım. Ama fıstıkları attın ya, mı? Ya koyacağım onu. Ama kısmadın evvel onu koyacak. Ya ilk yapışım mı pilav canım? Buyurun efendim, buyurun buyurun. Hoş geldiniz. Merhaba efendim. efendim eşim Feride. Memnun oldum efendim, ben Nuran. Kızım Nazire. Memnun oldum, çok memnun oldum. Oğlum Mustafacan. Aa canım, pek şeker maşallah. Ve bunlar da torunlar. Üçüz. Üçüz. Nazire gel. Mustafacan'ı terlik getir oğlum. Hanımefendiciğim, bu çiçekler size. Ne zahmet ettiniz. Estağfurullah. Buyurun, buyurun. Buyurun. Buyurun ama. Geç Feride. Gel. Gel. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim efendim, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok şükür. Arkadaşlarınız gelmedi. Gelemediler efendim. Çok yoruldular. Eksik olmasın, Memik Bey bizi çok güzel gezdirdi. Buyurun. Sağ ol oğlum. Mustafa'cığım. Alo, bunu misafir terliği getirin. Ay hiç önemi yok Feride Hanımcığım, rica ederim. Bizde çok misafir terliği vardır da çocuk işte. Yemek hazır mı Feride? Hazır babacığım. Elise hem yiyek hem sohbet edek. Buyurun. Buyurun. Nazire, şunu vazoya koyuver güzel çiçekleri. Geç babam, geç. Her işte bir hayır vardır oğlum. Demek burada kalacağım şans. Sade helal olsun Kadir. İtin kopuğun eline para vereyim. Ben ne bileyim Aysel? Düğünde takılan ne kadar altın varsa hepsini kaptırdın değil mi? Paralar gitti mi oğlum? Bilmiyorum. Gitti tabii heriye. Herif söyler mi paranın yerini? Sağlık olsun. Cana geleceğine mala gelsin. Tabii canım, sağa göre hava hoş. Siz de aşıkta değilsiniz ya. Ben buradayım. Kocanın kapı gibi mesleği var. Oturun oturduğunuz yerde. Hadi, afiyet olsun. Ellerinize sağlık Feride Hanımcığım. Ben bu kadar yer gezdim. İnanın böyle lezzetli yemek yemedim. Sağ olun. Eyle. Feride güzel yemek yapar. İlahi baba. Kahveni içsene Ruşen.
İçmem Nazır. İçsene Ruşen. İstemem diyeyim ya. Ruşen Bey oğlumuz konuşmayı pek sevmiyor galiba. Yok bugün canı sıkkın biraz. Burhan geçireyim. Ruşen. Haydi baklavanı ye. Al. Aç Ruşen'cim. Tamam istemem diyeyim. Lokma biraz büyük oldu da. Nurhan Hanım. Gaziantep'ten ne kadar kalacaksınız? Vallahi efendim grup yarın Mardin'e geçiyor. Oh oh neye bak Mardin'e. Hı. Ama ben birkaç gün daha kalayım diyorum. Kal tabii ya. Ne yapacaksın Başakşehir'i? Antep'in eline hiçbir yer su dökemez. Mustafa Can oğlum. Bana bir bardak su daha verebilir misin lütfen? Tabii. Güzeldir Mardin'e. Bakın ne yapak. Eğer hava güzel olursa bir mangal yakak. Mangal dersen Ruşen'imin üstüne yok. Feride. Vallahi tanımam. Allah Allah. Yok yok çok güzel abi. Şimdi Ruşen bize mangalı yapar. Alo. Ya benim Mıstık. Mıstık Aki. Nasılsın canım? İyi değilim ya. Hayrola kötü bir şey mi oldu? Çok kötü bir şey oldu. Nurhan denen kadın Antep'e geldi. Ti? Hangi Nurhan? Dağdaki kadın. Ne olmuş mama? O ahlaksız kadının Antep'te ne işi var? Bilmiyorum. Tura çıktım diye geldi ama hiç gideceği yok. Yazıklar olsun Memi'ye. Dağdaki kadın Memi'nin yanına gitmiş. Ben size söyledim. Daha ben oradayken arkamdan iş pişirdiler. Krima. İse sigurim ama. Mustafa ki, o kadının dağdaki kadın olduğundan emin misin? Evet evet. Fotoğrafını bile çektim. İstersen göndereyim. Olur gönder. Şey bir de ya. Atina'da elektro gitar pahalı mı? Bilmiyorum. Neden sordun? Kendime bir gitar alacağım da. Eğer orada ucuzsa senden isteyecektim. Ama pahalıysa söyle yani. Ah merak etme Pedimu. Ben sana hemen gönderirim. Endaksi. Fotoğrafı bekliyorum. İyi akşamlar. Kadını Antep'e mi getirmiş? Ne? Artık hiçbir şeyden utanmıyor. Kaç zampara. Bir ne veriyor siz mama? Bunu ona çok fena ödeteceğim. Nazlı'ya dua etsinler. Yoksa hepsini rezil ederdim. Stasu canım. Belki başka kadındır. Bak şuna Stavro. Al mama. Ol. Ne? Bu yüzü asla unutmam. Ela mama. Hiçlisi şunu biliyoruz. Boşanmakla çok isabetli bir karar almışsın. Ne? İkiniz de hazırlanın. Yetti. Soru sormayı bırak Eleni. Çıkıyoruz. Bu pamı mama? Tavernaya gidiyoruz. Tavernaya? Ne? Mama kendine gel. Ne tavernası? Siz gelmezseniz ben yalnız başıma gidiyorum. Mama! Mama sen bana kal o Eleni. Mama! Yok, ateş düşürücü bir saat önce verdik. Düşer gibi oldu ama şimdi yine çıktı. Tamam. 40 derece. Başka bir ilaç yok muymuş Nazlı? Efendim? Tamam. Ha, tamam. Tamam oldu, sağ olun. Adam. İyi akşamlar. Hadi Niko. Ne oldu? Bu kadar ilacı ateş düşmüyorsa hastaneye götürün diyor. Hadi hazırlanın. Çantası hazır mı? Hazır. Tutulumu giydirelim. Mama. Madem buraya kadar. Madem ihtiyar keçi hayatından memnun. Ben olasayım. Bundan sonra günümü gün edeceğim. Mama, nemi sepiraksi. Oh, vre. Bundan sonra bana hiçbir şey dokunmaz.
Mamma separa caro. Isma bala. Adayı hastaneye daha çok tedbir için getirdik. Ateşi çok yüksek. Önce onu kontrol altına almamız lazım. Peki nesi var doktor bey? Tahlil yapmadan bir şey söyleyemem. Ama içiniz rahat olsun. Elimizden geleni yapacağız. Ateşini düşürebileceğiz değil mi doktor bey? Merak etmeyin. Ben gidip hemşireyi çağırayım. Ya Nikol, ya düşmezse ateşi, ya havale geçirirse çocuk. Bir tanem, iyileşecek. Bak doktor bey duydum. Kontrol altında. Tamam mı? Ferda telefon çalıyor. Bakayım bakayım. Hayır olsun. Alo Nazlı. Anne. Aa. Hayırdır kızım? Anne hastanedeyiz. Ada çok hasta. Hasta mı? Ne oldu? Bilmiyorlar anne ne olduğunu. Ne demek bilmeler kızım? Ya bilmiyorum anne. Tahlil yapacaklar. Ateşini düşüremiyoruz bir türlü. Nazlı kaç ateşi Ada'nın? İlaçla inmeyeyim mi? İnmiyor anne. Nazlı, tamam bak sen sakin ol kızım. Sen sakin ol, biz atlayıp geldik tamam mı kızım? Hadi, sen sağlam dur. Sen sağlam dur, hiç yüreğini rahat tut, haydi hoşça kal. Feride ne olmuş? Ada hastalanmış, hastaneye kaldırmışlar. Ne hastalığı? Bilmiyorlar, kimse bir şey bilmiyor. Allah Allah, Allah Allah. Ah, kahraman, ha. Yarın ilk iş. Anam atlayacağız, İstanbul'a gideceğiz. Tamam. Gedik, gedik. Allah gedik, aşkına. Dur, dur, dur. Abo, perişan olmuş. Dur, 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 kendini kaybetme. Kendini kaybetme. Allah Allah, Allah Allah, yarabbim. Allah. Biz ne bekleyik ki? Hadi bavula sarıyız. Hadi, hadi ya. Ne duruyor? Bırak artık. Ay. Tamam bir tanem. Geç.